Selamünaleyküm arkadaşlar. Alpine A305 dal budama. Arkadaşımız sıkıntı var dedi. Neydi bunun sıkıntısı? Şarjı. Sobedi. Ha. Ben de benzin filtresini kontrol et dedim. Benzin filtresini çıkartmış, takamamış. Benzin filtreleri şu kapağı açıyorsunuz, bu kapağı. Şunu bir ayarlayayım, göstereyim. Tamamdır. Bu kapağı açıyorsunuz. Buradan bu şekilde benzin filtresini değiştirebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi. Benzin filtreleri bunlar da bu şekilde takılıyor. Zor gibi görünüyor ama bir süre sonra size kolay geldiğini anlayabilirsiniz. Benzin filtreyi demin takmıştım. Bilmeyenler olur, merak edenler olur diye video yapmayı uygun buldum. Şimdi de bunun arızasını bulacağız. Motor benzin pompası takılı kalıyor, gördüğünüz gibi takılı kalıyor bu şekilde. Ya benzin filtresi ya da karbüratör tıkanık olduğu anlamına geliyor. Şimdi karbüratörü söküp kontrol edeceğiz. Benzin borusu çıkmadığı için buradan çıkarttım. Bu da bir yatağına uyuyor. Bayağı da durmuş. Görüyor. Vahşi bir şey. Boruyu yerine yerleştiriyoruz. Karbüratör taktığınız zaman boru buralar kendi kendiliğine yerlerini buluyor. Ama bu uzun süre hiç açılmadığı için sıkışmış olmalı. Normalde kolay çıkıyor. Bakın, görüyor musunuz? Ne, nasıl anladık? Ya benzin filtresi ya da karbüratör tıkalıydı. Ama maalesef karbüratör tıkalı çıktı. Bunu temizledikten sonra arızayı gidermiş olacağız.
Bu şekilde Arda'yı tamamlamış oldum. Şimdi karbüratörü yerine takacağım. Bu işlemde karbüratör biraz zor çıkarttım. Yani borular çıkmayınca şu yastıklar yerinden çıktı, ancak karbüratör de o şekilde çıkarabildim. Bu yüzden eleştiri olacaktır. Bunu da takmayacağım. Arkadaşlarım da öyledir, takipçiler. Şimdi karbüratörün gaz telini takalım. Gaz telini iç tarafta kelebeğe takıyoruz. Ardından karbüratör borularına yerleştiriyoruz. Ve ileri gidiyoruz. Bitti. Şimdi cikle kolunu takacağız. Videoya iyi çıksın diye biraz yavaş yapıyorum. Bunu da anlayışla karşılayın. Motoru kameraya pozisyon ayarlamaya çalışıyorum. Tüm işlerde bu böyle. Yani videolu işlerde. Şimdi gaza basıyoruz, deniyoruz. Gaz takılı. Benzin hortumlarının bu kapağı açarak kontrol edebilirsiniz. Çıkaramadığınız ya da takamadığınız benzini bu kapağı açıp filtreyi, benzin filtresini yani takamadığınız, çıkaramadığınız benzin filtreyi bu kapağı açıp takabilirsiniz. Bu motoru ben satmıştım. Ne zaman sattım bunu? Bir sene önce satılmış. Epey de 8-10 tona yakın fındığı var. 8-10 tona yakın bunun fındığı var. Bu şekilde dallarını yapıyor. Palası daha genişti, bilyalıydı. Buradaki dişliği değiştirdim. Dişliği, palayı değiştirdim, zinciri değiştirdim. Bu kısmı sivri oldu. Kendisi öyle istedi. Ben de bu şekilde yaptım. Eski palasını ben aldım. Zincirini ben aldım. Şu anda hala kullanıyor. Motor da gayet sağlıklı. Afiliye benzin koyduğunuz zaman veya spreyi sıktığınız zaman kurumadan takmayınız. Yoksa motor çalışmaz. Benzinin kokusu daim motoru boğuyor. Şimdi pompayı deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi, daha yakından göstereyim. Görüyorsunuz, hemen salıyor. Bu şekilde tıkanlık olmadığını da anlayabilirsiniz. Ben filtresi ya da karbüratörün tıkanlık olduğunu aradım.
beşi bitiyordu. Kalbi uçur nasıl temizlenir, hani fizlerim nasıl temizlenir gördünüz. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.